Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Ulumul Kur'an okuyoruz ve 21. ana mevzuya geldik. Kasasul Kur'an, Kur'an kıssaları. Tabii burada kıssadan hisse diye Türkçede garip bir mana var. Sanki böyle hikaye falan gibi. Öyle değil yani. Bu bizatihi tarihi olaylar demek yani. Bu çok önemli. Yani Türkçede bazı kelimeler var ki bizim yani İslami ilimlerdeki ıstılahlara uymuyor. Her dilde var. Çünkü biz, bu bir kıssadır. Hele bir hikaye anlat bize derler. Yani aslında hayalde uydurulan bir şey gibi mana geliyor. Öyle değil. Kasasul Kur'an, yani tarihi, özellikle de peygamberlerin ve ümmetlerinin başına gelen olaylar. El hadisetul murtabitatu bil esbabi ve netaici. Sebep ve neticelerle ilgili olan olaylar yehfu ileyhessem. Kulak ona yani dikilir. Yani yehfu istemek, arzu etmek, aşk ve şevkle bağlanmak manasına da burada kulak dikelir bunu anlatabildim. Yani bir yerde bir neticesi var, sebepleri varsa o olaya bakar insan. فَاِذَا تَخَلَّلَتْهَا مَوَاتُنُ الْعِبْرَةِ Eğer onun arasında ibret alınacak şeyler varsa, yerler varsa, fi ehbaril madine, geçmişlerin haberleri arasında, o zaman kâne hubbul istitla'i li marifetiha, o olayları öğrenmeye olan sevgi, min akvel avamili, en güçlü sebep olur, ala rusuhi ibretiha fin nefsi, insanın nefsinde ibret olarak yerleşmesi için. Rusuh yerleşme. Vel mev'idatul hitabiyyetu. Halbuki hitaben yapılan öğütler, şunu yapma, bunu yapma şeklindeki şeyler, tesrudu serden. Yani bir şeyleri insanın önüne serer. Anlatabildim mi? Ama la yecma'ul aklu etrafaha. Bütün uçlarını akıl bir araya getiremez bunların. Çünkü birisi işte şunu yap, bunu yap, şunu, bunu, tamam güzel de وَلَا يَعِي hafızasında tutamaz. جَمِعَ مَا يُلْقَى فِيهَا Yani o öğütlerde anlatılan şeylerin hepsini hafızasında tutamaz. Bu ye'i kulağın ezbere tutması manasına. Yani anlatabildim mi? Evet. وَلَكِنَّهَا Ancak bu olaylar veya mev'ize-i hitabiye ikisi de حين تأخذ صورة من واقع الحياة في أحداثها olaylar içinde hayatın vakasında bir şekil aldığı zaman تتضح أهدافها hedefleri iyice açık olur. ويرتاح المرء لسماعها ve kişi onu dinlemeye memnun kalır. ويصغي إليها bu olaylara kulak verir. Bir şevkin ve lehvetin. Aşk ve şevkle. Ve yeteesseru bima fiha. İçindeki o olaylarla alakalı şeylerden etkilenir. Neden? Min iberin ve izatin. Yani öğütlerden ve ibretlerden. Ve kad asbaha. Edebul kıssatil yevm. Fennen khassan min fünunil lugati ve adabiha. Yani şu anda bugün yani bu hikaye edebiyatı Arap dili ve edebiyatının özel bir ilmi haline gelmiş. Vel kısasiyyü sadiku yani doğru olayları hikaye eden, anlatan bir hikayeci yümessilu hâzed devra yani bu fonksiyonu temsil ediyor. Fil üslubil arabi ekva temsili. En kuvvetli bir şekilde Arap üslubunda bunu temsil ediyor. Ama doğru olayları hikaye eden. Bir de hayali olaylar. وَيُصَوِّرُهُ فِي أَبْلَغِ سُورَةِ قَصَصٍ Yani en güzel surelerle bunu tasvir ediyor. Kim? الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ Kur'an-ı Kerim. Demek ki kıssalar suretinde bunu en güzel yapan Kur'an-ı Kerim'dir. مَعْنَ الْقَصَصِ Kasas ne demek? Kasas kıssanın çoğulu biliyorsunuz.
El kıssu herhalde. Tabii. Kıssu tetebbü'ül eseri. Yani bir iz aramak demek. İz takip etmek. Yukalu kasastu eserahu. İzini takip ettim. Ey tetebbe'tuhu. Yani takip ettim. Ha, vel kasas. Mastarun. Enteresan. Kasas kıssanın çoğulu değil. Ama orada çoğul. Ha, mastar aynı zamanda. Ha, aynı zamanda mastar. Kale Teala. Cenab-ı Hak buyuruyor. Biliyorsun Hazreti Musa Aleyhisselam Hıdır Aleyhisselam şeyle nedir o bir şeyle genç birisiyle çıkıyor. Ben de takip edeyim seninle beraber geleyim. Takip et diyor işte. Ne zaman o neyse işte yani balık diyor şey yaparsa bize haber ver gideceğimiz yer orasıdır diyor. Ama balık denize giriyor ama bizim genç farkına varmıyor. Ondan sonra onu aramaya kalkışıyorlar. Nerede gitti denize girdi. Yerimiz oraydı. Hıdır Aleyhisselam'la buluşmak üzere. Fertedda Hazreti Musa ve yanındaki gulam çocuk veya genç işte geri döndüler. Ala eserihima. İzlerini kasasa takip ederek. Bak burada mastar manası. Ey raca döndüler. Yakussanil eserellezi ca'a bihi. Ca'a bihi. Esas o maksatla geldikleri izi, yani geldikleri izi takip ederek. Ve kâle alâ lisâni ummi Musa. Başka bir ayet. Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa Aleyhisselam'ın annesinin diliyle şöyle buyuruyor. Bu da çok enteresan. Yani ve kâlet li uhtihi. Yani biliyorsun Hazreti Musa'yı kaybediyor. Daha doğrusu kaybetmiyor. Bir şeye bırakıp denize atıyor. O da Firavun'a gidiyor. Bu sefer tabii arkasından kızını gönderiyor ki arasın. Kimde acaba? Ve kâlet li uhtihi kussihi. Kussihi mi? Kıssihi mi? Allah korusun. Yok yok sen bakmana gerek yok. Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Ben hatırlayamadım çünkü. Kussihi zannediyorum. Ama yine de böyle şeylerde Kur'an-ı Kerim olunca hiç şey yapmayacaksın. Yani endişe etmeyeceksin. %100 ezberinde değil. Endişen varsa neymiş o? 11. ayet işte burada. 11. ayet. Kussihi. Öyle biliyorum da şüphelendim birdenbire. Kussihi. Doğru. Yani kız kardeşine dedi ki git onu takip et. Hı hı. Tetebbu'i eserahu. Yani Hazreti Musa'nın izini sür. Hatta tanduri men ye'huduhu. Bak bakalım o denize attığımız şeyden nedir? Kutunun içinden veya sepetin içinden kim alacak onu? Vel kasas kezalike. Aynı şekilde kasas el ekbarul mutetebbaatu. Araştırılan veya izlenen haberler demek. Tamam mı? Kale Teala Cenab-ı Hak buyuruyor. İnne hâzâ lehuvel kasasul hakku. Yani bu Kur'an hem hak hem de ittiba edilmesi gereken hadiselerdir, haberlerdir. Ve kâle yine buyuruyor. Lekad kâne fî kasasihim ibretun li ulil elbab. Yani peygamber kıssalarında yani akıl sahipleri için ibretler var. Vel kıssatu kıssa el emru vel haberu ve şe'nu vel hâlu. Yani bir iş, bir haber, bir durum, bir hal manasına. Ve kasasul Kur'ani, Kur'an'ın kıssaları, ihbaruhu an ehvalil ümemil madiyeti, geçmişteki ümmetlerin hallerinden haber vermesi demek. Ve nübuvvatis sabikati, geçmiş peygamberliklerden. Ve havadisil vakiati, ve onlarla alakalı meydana gelen olaylardan. وَقَدْ اِشْتَمَلَ الْقُرْآنُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ وَقَائِعِ الْمَاضِ Kur'an-ı Kerim geçmişin olaylarının önemli bir kısmını ihtiva etmektedir. وَتَارِيخِ الْاُمَمِ Ve milletlerin tarihini. وَذِكْرِ الْبِلَادِ وَالْدِّيَارِ Memleketler, şehirler. وَتَتَبُّعُ آثَارِ وَتَتَبَّعَ آثَارَ كُلِّ قَوْمِ Kur'an-ı Kerim her milletin izlerini, geriye bıraktıklarını ne yapmış? Araştırmış. Ve hakâ anhum, onlardan nakletmiş. Sureten natıkatan limâ kânu aleyh. Ne durumda olduklarına dair konuşan bir
kitap olarak şey yapmış, anlatmış. Anlıyorsun değil mi? Çok rahat. Enva'ul kasasi fil Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların çeşitleri nasıl? Çeşitleri bakalım. Vel kasasu fil Kur'an'ı selasetu enva'ı. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar üç çeşit. Enne'ul evveli. Birinci çeşit. Kasasul enbiya. Peygamber kıssaları. Vakat tadmunu. Tadmun değil de. Tadammene. Kur'an-ı Kerim ihtiva etmektedir. Da'vetehum ila kavmihim. Yani peygamberlerin kendi milletlerine olan davetini, tebliğini. Vel mu'cizati. Aynı zamanda mucizelerini. Elleti eyyedehumullahu biha. Allah'ın peygamberleri teyit ettiği, pekiştirdiği peygamber mucizelerini. Aynı zamanda ve mevkifel muanidine minhum. Yani peygamberlere karşı çıkanların durumunu, duruşunu, nasıl bir duruş sergilediler. Ve merahiled daveti. Yani peygamberlik tebliğinin merhalelerini. Ve tatavvuraha. Ve gelişimini. Ve akibetel mu'minine vel mukezzibine. Hem iman eden hem de yalanlayanların neticede ne olduğunu. Kekasasi Nuhin, Nuh aleyhisselam, ve İbrahim'e, ve Musa, ve Harun'e, ve İsa, ve Muhammed'in, ve gayrihim minel enbiyayı vel murselin, ve diğer peygamberler, resuller. Aleyhim cemiyan eftalus salatu vesselam. Hepsine de en iyi salatu selam olsun. Ennevussani, ikinci grup ise Kur'an-ı Kerim'deki, kasasun Kur'aniyun, Kur'an'daki bazı kıssalar, yeteallaku bihavadise gabiratin. Bura çok önemli. Geleceğe ait olayları ihtiva eden. Gabire gelecek mi yoksa mazi mi? Evet, evet. Gabire gelecek fiil-i müzari demek. Bak da hata yapmayalım. Bak bunu bile unutmuşuz. Bir de nahi sarf okuduk diyoruz. Gelecek gelecek. Müstakbel. Müzari demek. Geçmiş. Geçmiş diyor bak. Maziymiş. Şüphemiz de haklıymışız yani. Tabii geçmişe ait hadiseler. Ayrıca ve eşhasin bazı şahıslarla alakalı lem tesbüt nübüvvetuhum. Yani peygamber oldukları sabit olmayan bazı şahıslar. Mesela ke kıssatillezine uhricu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevti. Ölüm korkusuyla binlerce olup da memleketlerinden çıkarılan insanların kıssası gibi. Ayrıca ve talute, Talut kıssası. Yani ve calute, bunlar acaba peygamber mi değil mi? Ve ibney Adem'e, Habil ve Kabil olmak üzere Adem'in iki oğlu, onun kıssası. Ve ehlil kehfi ve ehli keyif, eshab-ı keyif. Ve zil karneyni, Zülkarneyn denen insan. Ve Karune, biliyorsun bu zenginliğiyle övünen Hazreti Musa'ya karşı adam. Ve Ashab-ı Sebti ve Meryem. Ve cumartesi hududu tecavüz edenler. Ve Hazreti Meryem. Ve Ashab-ı Uhdudi, müminleri kazdıkları tünellere atıp yakanlar. Onlar da bir grup. Ve Ashab-ı Fili, Peygamberimizin 55 gün önce mi? Tabii. 60 gün önce gelen o fil meselesi. وَنَحْوِهِمْ وَبَنْزَلَّهِ اَنَّهُ الثَّالِثُ Yani tefsirden önce böyle bir kitap çok önemli. Genel bir şey veriyor yani. Usulü tefsir dedikleri doğru yani. Evet. Üçüncü grup ise kasasun, öyle kıssa ki يَتَعَلَّكُ بِالْحَوَادِسِ اللَّتِي وَكَعَتْ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında meydana gelen hadiseleri ilgilendiriyor. Mesela كَغَزْبَةِ بَدْرٍ وَاُحُدٍ فِي سُورَةِ آلِ اِمْرَانَ Ali İmran suresinde Bedir ve Uhud gazaları. Ve gazbeti Hüneyn'in ve Tebuk'in fit Tevbeti. Tevbe suresinde Hüneyn gazası ve Tebük savaşı. Ve gazbeti l-Ahsabi fi sureti l-Ahsabi. Ahsap suresinde meşhur biliyorsun Hendek savaşı. Vel hicreti, hicret meselesi. Vel İsra'i, İsra dediği Miraç meselesi. Ve nahvi zalike ve benzerler. Şunu da okuyalım mı okumayalım mı siz bilirsiniz. Yorulduysan okumayalım. Yeter. Yeter. Yeter.
Ama güzel şeyler değil mi? Vay 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 vay. Ha? Cezakumullahu. Hayran kesira. Ve allemen Allahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Gel bakalım şeye. Demirlerle bir. Değil mi?